Evet arkadaşlar, şimdi size daha önce biliyorsunuz PT testini anlatmıştım. INR testi deniyor ona. Şimdi size APTT testini anlatayım. Bu test niye istenir? Yüksekliği ne demek? Şimdi biliyorsunuz APTT özellikle hastaneye gitmiş olanlar, test yaptırmış olanlar bilir. Ameliyat öncesi istenen bir test. PT ve APTT, bunlar koagülasyon testleri arkadaşlar. Bunlar genellikle şu dört durumdan birinde istenir. Birincisi, siz bir ameliyata girersiniz. Ameliyat öncesinde işte kanama bozukluğunuz var mı? İkincisi, APTT testi, heparin tedavisi alıyorsanız heparin ilacının etkinliğini görmek için istenir. Veya işte kolunuzda, burnunuzda, diş etlerinde vesaire aşırı kanama ya da morarma vardır. Pıhtılaşma faktörlerinde bir sıkıntı, eksiklik var mı diye görmek için istenir. Veya lupus, işte antifosfolipid, antikor gibi böyle bir takım otoimmün hastalıklar var arkadaşlar. Bunlar da kanama bozukluğu yapıyor mu? APTT testi uzuyor mu diye bu test istenebilir. Şimdi bu testin anlamı şu: sizin kanama olduğunda kanınızın durma hızını hesaplıyor bu test. Daha doğrusu pıhtılaşma süresini hesaplıyor. Ortalama 20 ile 40 saniye içinde kanınızın pıhtılaşması lazım arkadaşlar. 40 saniye yaşarsa APTT testi uzamış diyoruz. Şimdi APTT testi peki niye uzar? Yani niye süresi 40 saniye geçer? Bunlara bakalım. Şimdi bakın, resim koyacağım. Burada bir koagülasyon kaskatı var. Yani herhangi bir kanama olduğunda veya damar içinde bir hasar, travma olduğunda pıhtılaşma faktörü böyle birbirini etkiler. Faktör 12, 11, 9, 10 böyle gider birbirine, tıpkı domino taşı gibi ne yapar? Uyarır ve pıhtılaşma olur. Fibrinojen fibrine döner. O da ilgili kanayan bölgeyi tıkar. Buna koagülasyon kaskadı, pıhtılaşma diyoruz. Bu testte PT gibi bu pıhtılaşma kapasitesini ölçer. Yani pıhtılaşmada bir sorun var mı yok mu diye, işte ona bakan testlerden biridir. Çok sık istenir. Peki bu test niye uzar? Bu test arkadaşlar koagülasyonun intrinsik, yani damar hasarıyla giden pıhtılaşma faktörlerini ölçtüğü için en başta pıhtılaşma faktörü eksikliklerinde artar. Tabii faktör 7 hariç, faktör 7 PT testiyle saptanır genelde. O pıhtılaşma faktörlerinde bir eksiklik var mı, yok mu? Onlarda bir eksiklik ya, ya da işte bir mesela aktivitesi kötüyse yine APTT testiniz uzar. Veya karaciğer hastalığında uzar bu test. Niye uzar? Çünkü karaciğer bu pıhtılaşma faktörlerini yapan organımızdır. Karaciğer hastaysa bunlar yapılamaz. Pıhtılaşmanız zorlaşır. Testiniz uzar. Veya pıhtılaşma faktörlerine böyle spesifik kanda bir takım inhibitör maddeler olabilir. Bunlar genelde antikordur arkadaşlar. Bunlar varsa, mesela faktör 8'e karşı bir inhibitör varsa ne olur? APTT testiniz uzayabilir. Onun dışında vitamin K eksikliği. Vitamin K eksikliğinde niye bu test uzar? Çünkü bu pıhtılaşma faktörlerin çoğunun yapılması için vitamin K'ya ihtiyaç vardır. Veya bir takım genetik hastalıklar. Mesela hemofili A faktör 8 eksiktir. Hemofili B faktör 9 eksiktir. Von Willebrand faktörü gibi genetik hastalıklarda yine APTT duyabilir. DIC dediğimiz yaygın damar içi pıhtılaşması. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim. Böyle vücutta önce aşırı pıhtılaşma olur. Daha sonra o pıhtılar yıkılır falan, böyle tehlikeli bir hastalıktır. Onun dışında tabii en sık heparin tedavisi alanlarda. Heparin biliyorsunuz antikoagülan bir madde. Özellikle kalp hastalarına falan verilir bu. Derivent trombozuna falan verilir. Böyle kan pıhtılaşmasın diye. Bu ilacın etkinliğini görmek için APTT testi istenir çok sık. Veya işte hastanede yatan hastalarda heparinli koldan kan alınıp o kan tüpü laboratuvara yollanmışsa bu testine yalancı olarak ne yapar? Yüksek çıkabilir, çünkü heparin testi etkiler. Onun dışında yine lösemilerde, ağır lösemilerde pıhtılaşma süreniz yine uzayabilir. APTT uzayabilir. Bir de otoimmün hastalıklar, özellikle lupus ve antifosforipid sendrom. Bunlar da yine testiniz uzar. Veya işte kan alındı. Kan alınmış, bu kan uzun süre beklerse ne olur? Faktör 5, 8, protein S gibi maddeler parçalanacağı için yalancı olarak APTT testiniz uzayabilir. Bir de nedir? Kan tüpüne yetersiz kan alınması. Yetersiz kan olduğu zaman da o antikorlardan fazla gelir.
APTT testiniz uzar. 40 saniye geçebilir arkadaşlar. APTT testiniz de kısa olabilir. Mesela 20 saniyenin altında. Bunun pek bir önemi yok. Bu niye olur? Bunun başta nedenleri şunlar arkadaşlar. Bir, o DIC dediğimiz hastalığın erken dönemi. Bunda fıtılaşma faktörleri en başta çok üretildiği için böyle çabuk kanınız çabuk pıhtılaşır. Onun dışında bir takım kanserler, özellikle bağırsak kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri veya akut faz reaksiyonları. Bunlar nedir? İnfeksiyonlar, inflamasyonlar, travmalar. Bunlar da faktörler aktive olup seviyesi artacağı için böyle APTT süreniz kısalır. Onun dışında yine küpe fazla kan alınması veya işte kan alınırken turnikenin çok sıkılması, zor alınması gibi durumlarda APTT testiniz çabuk pıhtılaşma olacağı için kısalır. Bir de nedir? Hormon replasman tedavisi veya östrojenli ilaç. Mesela doğum kontrolü yapılanlarda da APTT seviyesi kısalır. Daha doğrusu süresi kısalır ama bunun çok fazla bir anlamı yok. Önemli olan uzamasıdır ve bu test genellikle heparin tedavisini görmek için istenir. Mesela heparin alan hastalarda bu sürenin APTT testinin tabi uzaması normaldir. Kanın böyle pıhtılaşması istenmez. Heparin zaten amacı budur arkadaşlar. Evet, normal süresi 20 ile 40 saniye demiştik. Bu test niye istenir? Yüksekliği ne demektir? Bunu da öğrenmiş oldunuz çok kabaca. Videonun sonundan APTT testini de merak edenler izleyebilir. Bununla ilgili veya herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar yine videonun altından bana yorum ekleden sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.